Değerli dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2003'ten günümüze bütün dünyanın gıpta ettiği muhteşem yatırımları gerçekleştirerek büyük bir destana imza atıyor. Son 15 yılda dev projeleri aziz milletimizin hizmetine sunduk. Büyümede rekorlar kırdık. Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde %7,4 büyüdü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz. Eğitimde önemli yatırımlar yaptık. Yeni okullar inşa ettik. Derslik sayısını artırdık, üniversiteler kurduk. Sağlık hizmetlerinde dönüşümü başlattık. Modern şehir hastanelerini hizmete aldık, mevcut hastane ve sağlık tesislerini yeniledik. Son 15 yılda suyla alakalı 7.497 tesisi ülkemize kazandırdık. İçlerinde dünyanın en büyük barajlarının da yer aldığı 525 barajı hizmete aldık. 81 ilimizin içme suyu meselesini kökünden çözdük. Son 44 yılın en kurak yılı olan 2017'de dahi vatandaşlarımızı susuz bırakmadık. 1000 günde 1000 gölet projesini hayata geçirdik. 2019 yılı sonuna kadar 1071 gölet ve sulama tesisini daha ülkemize kazandıracağız. Ülkemizin yeşiline yeşil kattık, 4 milyar 50 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu yatırımlardan Afyonkarahisar'ımız da nasibini aldı. Zaferin başkenti Afyonkarahisar'ımız ve ilçelerine son 15 yılda 20 milyar liralık muazzam yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımların 2 milyar 890 milyon liralık önemli bir kısmı Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza ait. Afyonkarahisar'ımızın güzel ilçesi Bolvadin'imizde de önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan yiğit ve misafirperver insanların diyarı Bolvadin'e son 15 yılda 580 milyon liralık yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımların 150 milyon liralık kısmı bakanlığımıza ait. Çay Barajı'ndan Bolvadin ilçesiyle Dişli ve Özburun beldelerinin içme suyu ihtiyaçlarını karşılayacak, yıllık 7,5 milyon metreküp kapasiteli Bolvadin içme suyu isale hattını tamamladık. Kemerkaya, Özburun ve Yörük Karacaören barajlarıyla Kurucuova göletini inşa ettik. Hizmete aldığımız tesislerle 26.955 dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yılda 29 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Tamamladığımız 10 dere ıslahıyla Bolvadin'imizi taşkın zararlarından koruduk. Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak, daha güvenli bir ulaşım imkanı sunmak maksadıyla 53 yaya ve araç köprüsü inşa ettik. 4 köprü de inşaat safhasında. 9 milyon 400 bin fidanı toprakla buluşturduk. 3 Şehitler Ormanı, 1 Köy Ormanı ve Dişli Tepesi mesire yerini kurduk. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 1 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık. Yaptığımız çalışmalarla Eber Gölü'nü çöplerden, atık sulardan, erozyondan kurtararak hayata döndürdük. Kurduğumuz iki otomatik meteoroloji gözlem istasyonuyla
hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaştık. Bolvadin'imize her alanda yatırım yağıyor. Bolvadin ilçesi ve köylerine daha modern eğitim imkanları sunarak geleceğe yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlarla birçok eğitim tesisini Bolvadin'imize kazandırdık. Bolvadin'e her seviyede sağlık yatırımı yaparak ilçe halkının sağlıklı yarınlara kavuşması ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri için çok önemli adımlar attık. Bolvadin'de karayollarını yeniden yapılandırıyor, yol standartlarını yükseltiyoruz. Bolvadinli çiftçilerimize verdiğimiz zirai destek ve hibe desteklerini artırdık. TOKİ ile Bolvadin'e modern ve yaşanabilir yeni alanlar kazandırdık. Bolvadin'imizde destan yazmaya devam ediyor ve bugün de toplam 87 milyon lira maliyetli ve aralarında Bolvadin'in hasretle beklediği Adalet Sarayı'nın da yer aldığı 4 tesisin temelini atıyoruz, 11 tesisin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'la Afyonkarahisar'ımızın medar-ı iftiharı Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun önderliğinde milletvekillerimizin desteği ve gayretleriyle Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 15 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Yaptığımız bütün yatırımlar Türkiye'mize, Afyonkarahisar'ımıza ve Bolvadin'imize hayırlı olsun.